En'am suresi 6. sure 165 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerle yeri, karanlıkları, ışınlığı yaratan Allah'a hamdolsun. Böyle iken kafirler onunla putları denk tutuyorlar. Sizleri balçıktan yaratan odur. Sonra da eceli ölçümleyen o. Onun katında adanmış bir devre var. Böyle iken şüphelenirsiniz. Göklerde de yerde de Allah odur. Gizlinizi açığınızı. Yaptığınız şeyi de Allah biliyor. Onlara Tanrı'nın ayetlerinden bir ayet gelmez ki yüz döndürmesinler. Onlara hak gelende evet yalanladılar. Alay ettikleri bir şeyin haberleri gelecektir onlara. Onlar görmediler mi? Kendilerinden önce nice nice nesilleri yok etmiştik. Sizi yerleştirmemiş olduğumuz bir yerde onları yerleştirmiştik. Art ardına yağmur verip ayakları altından akıttık ırmakları. Günahları yüzünden yok eyledik onları. Onlardan sonra da başka bölük yarattık. Bir kağıda yazılmış bir kitabı sana indirmiş bulunup da elleriyle tutsalardı yine kafir olanlar bu ancak bir büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Onlar dediler ki ona bir melek indirilseydi ya eğer ki melek indirseydik iş biterek onlar bekletilmezdi. Biz onu melek kılsaydık erkek kılığında yaratırdık. Düştükleri şüpheye düşürürdük. Senden önce nice nice peygamberler alaylandı. Alay etmiş olanlar alaylarının cezasını görür diyesin ki yeryüzünde gezerek görün yalan sayanların sonu ne olduğunu diyesin ki göklerle yerde bulunan şeyler kimindir diyesin ki Allah'ın Allah kendisine rahmet yazdı şüphesiz bulunan kıyamet günü sizi derecek kendisine ziyan eden kimseler inan etmezler gece ile gündüzde bulunan her şey onun o işitir o bilir diyesin ki gökleri yeri yaratmış olan Allah'tan başka bir dost mu edinirim? Yemez yedirir o. Diyesin ki İslamlığa girenin ilkincisi olmakla emir olundum. Olmayın Tanrı'ya eş koşanlardan. Diyesin ki ben Tanrı'ma karşı azarsam büyük günün azabından korkarım. O gün kimin üzerinden azap döndürülürse ona rahmet etmiştir. Bu açık bir onunçtur. Allah bir sıkıntı verirse sana ondan başka kimse açamaz onu. Sana bir iyilik edecek olsa da böyle. O her şeye kadirdir. O egemendir kullarının üstüne o bilgedir, o haberli. Diyesin ki tanıklığın en büyüğü hangisi? Yine diyesin ki Allah benimle sizin aranızda tanıktır. Hem sizleri hem de kime erişirse onu kocundurmak için bu Kur'an'ı bana indirdi. Allah'ın yanında başka tanrılar da var diye tanıklık eder misiniz? Diyesin ki tanıklamam. Diyesin ki ancak Allah bir. Ben Irak'ım eş koşmuş olduğunuz şeylerden kendilerine kitap verilmiş olanlar oğullarını bildiklerince onu da bilmekteler. Kendi özlerine ziyan edenler inanmayan kimselerdir. Yalan yere Allah'a iftiracı kimseden ya da ayetlerin yalanlamış olandan daha zalim kim olur? Zalimler kurtulmazlar. Biz bir gün hepsini onların toplayıp da deriz ki eş koşanlara. Hani sanmış olduğunuz ortaklarınız nerededirler? O zaman çağrı yoktur. Yalnız diyecekler ki ey tanrımız ant içeriz. Eş koşmuş olanlardan değiliz bizler. Bak onlara kendi özlerine karşı yalan söylerler. İftira ettikleri şey de ortadan nice kalkmıştır. Onların içlerinden seni dinleyenler de var. Anlamasınlar diye gönülleri üstüne örtüler çekmişizdir. Kulaklarında dahi ağırlık yaratmışız. Bütün ayetleri de görmüş olsalar bile inan etmezler ona. Sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Kafir olanlar derler ki ancak bu eskilerin masalları. Onlar ondan alıkorlar, ondan uzaklaşırlar. Ancak kendilerin yok ederler, anlamazlar da. Ateşin üzerinde onların durdurulduğunu, ne ola geri döneydik, Tanrımızın ayetlerin yalanlamazlık, inananlar arasında bulunurduk dediklerin bir görseydin. Öncesinden onların gizlemiş oldukları şey açığa çıkmıştır. Geri döndürülseler yasak edilmiş olan şeye yine dönüp gelirler. Onlar yalancıdırlar. Onlar derler ki bizim dirliğimiz ancak bu dünya dirliğidir. Biz yeniden dirilecek değiliz. Tanrıları katında onların durdurulduğun bir görmüş olsaydın. Allah der ki onlara bu hal hak değil midir? Tanrımızı ant içeriz bu haktır diyeceklerdir. Allah buyurur ki kafir olmanız dolayısıyla tadasınız azabı. Allah'a kavuşmayı yalan sanmış olanlar evet ziyan ettiler. Ansızın kıyamet kopu verince diyeler ki yazık bizlere dünyadaki suçlarımız yüzünden yüklenirler günahların arkalarına. Biliniz ki ne kötüdür günahları onların. Dünyanın dirliği ancak bir eğlence, bir oyundur. Ahiret yurdu sakınçlar için daha ye. Anlamıyor musunuz? Evet biz biliyoruz. Onların sözleri seni üzüyor. Şimdi onlar seni yalanlıyorlar. Zalim olanlar Allah'ın ayetlerin yalanlıyorlar. Senden önce nice nice peygamberler yalanlandı. Sabırlı oldular. Yardımımız gelene dek yalancıdır denmeye, katlandılar sıkıntılar çekmeye. Allah'ın sözlerin kimse değiştiremez. Peygamberlerin haberleri sana bildirilmişti. Senden yüz çevirmiş olanlar sana ağır geliyorsa, eğer gücün yetiyorsa yerde bir delik açmak ya da göğe bir merdiven dayamak, hemencek onlara bir belge getir. Eğer Allah dileseydi doğru yolda toplamış bulunurdu onları. Bilmezlerden olmayasın. Senin çağrına uyan kimseler ancak seni dinleyenlerdir. Ölü olanlarsa Allah diriltecektir. Sonra ona dönerler. Diyorlar ki ona Tanrı'dan bir belge indirilseydi de ki Allah belge indirebilir pek çokları bilmezler. Yeryüzünde yürüyen canlı ile kanatları ile uçan bir kuş yok ki sizin gibi toplulukta bulunmasın. Biz kitapta hiçbirini boşlamadık. Tanrıları katında sonunda toplanırlar. Bizim ayetlerimizi yalanlamış olanlar sağırdırlar, dilsizdirler, karanlıklardadır. Allahsa saptırır istediğini, istediği kimseyi de doğru yola iletir. Onlara diyesin ki, eğer gerçekseniz bana salık verin ki Allah'ın azabı gelse sizlere, ya kıyamet erişse Allah'tan özgeyimi çağırırsınız. Yok, yok onu çağırırsınız. O isterse yalvarılan şeyi sizden kaldırır. Allah'a koşulan eşi unutursunuz. Senden önce nice nice ümmetlere peygamberler gönderdik, yalvarsınlar diye kıtlık verdik, hastalık verdik onlara. Onlara sıkıntı geldiği zaman yalvarsaydılar. Onların ise yürekleri taşlaşmış şeytan da onlara yaptıklarını hoş gösterdi. Ne zamanki öğütlerini unuttuklarında bütün kapıları açtık onlara. Verdiğimiz şeye sevinirlerken birdenbire yakaladık onları. Umutları yitirdiler. Zulmeden ulusun ardı kesildi. Öğüş alemlerin sahibi olan Allah'adır. De ki bana haber verin. Allah sizin kulağınızı Gözünüzü alarak yüreklerinizi kapatsa idi Allah'tan başka bunları size kim verirdi? Bak nice belgeler gösteriyoruz yine de yüz dönerler. De ki haber veriniz ya ansızın ya açık Allah'ın azabı gelecek olsa zalim olan uluslardan başkası mı yok edilecek? Biz peygamberleri ancak müjdeleyici, kocundurucu olmak üzere yollarız. Kim inan getirir de yararlı iş görürse onlara ne korku var ne de kaygılanırlar. Buyrumdan dışarı çıkmış olduklarından ayetlerimizi yalanlamış olanlara azap dokunacaktır. De ki ben size demem ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben kaybı da bilemem. Ben meleğim dahi demem. Ancak bana vahiy olunan şeye uyarım. De ki düşünmez misiniz? körle gören bir midir? Tanrıları katında derlenmekten korkmakta olanları sen onunla kucundur. Ondan başka onlara ne bir dost var ne şefaatçi umulur ki sakınalar. Akşam sabah tanrılarına yalvararak onun hoşnutluğunu isteyen kimselere kovmayasın sen. Ne onların hesabından senin üstüne ne de senin hesabından onlara bir şey düşer. Sen onları kovarsan zalimlerden olursun. Biz böylece birbirleriyle sınamışız onları. Bunlar mıdır aranızdan Allah'ın kayırmış bulundukları diyeceklerdir. Allah daha iyi bilmez mi şükredenleri? Bizim ayetlerimize inanmış bulunanlar sana geldiklerinde onlara diyesin ki size selam Tanrınız kendi özüne rahmet yazmış durur. İçinizden birisi bilmeyerek bir günah işleyip de sonradan tövbe yapıp onat olursa imdi Allah bağışlar Allah esirger. Suçluların yolları açığa çıksın diye belgeleri böylece açıklıyoruz. De ki Allah'tan özge taptığınız bir şeye tapmaktan alıkondum ben. De ki sizin havanıza uymam ben. Yoksa sapkın olurum doğru yolu bulanlardan olamam. Diyesin ki ben bana Tanrım katından gelen hüccet üzreyim. Onu yalanladınız. İvdiğiniz nesne elinde değil. Hüküm ancak Allah'ın hak olanı hükmeder, hayırlısı odur hükmedenlerin. Diyesin ki, evdiğiniz nesne elimde olsaydı aranızdaki iş olup biterdi. Zalim olanları Allah çok iyi bilir. Göze görünmeyenlerin anahtarların Yalnız bilen o karada denizde olanı bilir. Bir yaprak düşmez ki onu bilmeye. Yerin karanlıklarında olan bir tane yaş kuru ne varsa açık olan kitaptadır. Odur geceliğin uyutan, gündüzün de ne yapsanız hep bilen. Adanmış bir zaman bitene değin, gündüz dirilten de o. Sonra sizin döneğiniz onadır sonra bildirecek ne ettiğinizi Kulluğunun üstünde ekemen odur o sizlere koruyucu gönderir birinize ölüm gelecek olsa bizim elçilerimiz canını alır onlar eksik etmezler. Sonra onlar hak mevla olan Allah'a yollanırlar. Biliniz ki hüküm onun. Odur en çabuğu hesapçıların. De ki karaların, denizlerin karanlıklarından sizi kurtaran kim? Gizlice siz ona yalvarırsınız. Bizi bundan kurtarırsan şükrederiz dersiniz." Diyesin ki hem bundan hem de bütün kaygılardan Allah sizi kurtarır. Böyle iken sonra yine eş koşarsınız. Diyesin ki gücü yeter. Sizin üstünüzden, ayaklarınızın altından azap gönderebilir. Ya da sizi dağıtıp birbirinizin acısını tattırır. Bak ki biz ayetleri nice açıklıyoruz umulur ki anlarlar yalanladı onu senin ulusun o haktır diyesin ki ben size vekil değilim her haberin bir yeri var siz de bileceksiniz bizim ayetlerimizle Alay eden kimseleri görünce başka söze geçene dek onlardan kaçınasın. Eğer şeytan sana unutturursa, anladıktan sonra zalim ulusla oturmayasın. Allah'tan korkanlara zalimlerin hesabından bir nesne yoktur ancak bir öğüt vardır. Umulur ki sakınalar dinlerini eğlence ile oyuncak yapanları sen bırak. Bu dünyanın dirliği onları aldatmıştır. Kur'an ile öğüt ver ki yaptığı iş yüzünden kimseye azap edilmeye. Onu Allah'tan özge ne bir dost var ne şefaatçi. Elinde bulunanı büsbütün verse dahi ondan bir şey alınmaz. Yaptıkları iş yüzünden işte bunlar yok olurlar. Küfürleri yüzünden de onlar için ağrıtıcı azapla kaynar içecek vardır." de ki Allah'tan özge bize hiçbir faydası, hiçbir zararı dokunmayan bir şeye mi tapacağız? şeytanların çöllerde yollarını azıtıp şaşırttığı arkadaşlarının da ona bize gel diye doğru yola çağırdığı kimseler gibi Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra da ters yüzüne dönelim mi? Diyesin ki gidilecek yol ancak Allah'ın yolu alemlerin sahibine boyun eğmek için emir olunmuşuz. Namaz kılmakla ondan sakınmakla da emir olunmuşuz. Odur kendi katında toplanacak olduğunuz. Hak olarak göklerle yeri yaratan olur. O gün ol deyince hemen olur. Onun sözü haktır. Sur üfürüldüğü gün mülk de onundur. Hazır olanı olmayanı o bilir. O bilgedir, o haberli. Atası Azer'e hani İbrahim. Sen bir sakın putları tanrı mı edinirsin? Ben hem seni hem de senin ulusunu açık sapkınlıkta görürüm demiş idi Göklerin, yerin, Yaratılış türelerin yakından bilmesi için İbrahim'e böylece ne göstermiştik. Gece karanlığı çöktüğü zaman İbrahim bir yıldız görüp dedi ki ''İşte Tanrım bu.'' Şimdi yıldız inince dedi ki ''Ben sevmem inenleri.'' Sonra ayı doğmuş gördü dedi ki ''İşte Tanrım bu.'' O da indiğinde dedi ki ''Tanrım bana doğru yolu göstermezsen sapkınlardan olurum.'' Güneşin doğduğunu görünce dedi ''İşte Tanrım bu.'' bu çok büyüktür. O da indiğinde, ey ulusum ben ırağım sizin eş koşmanızdan. Hem gökleri hem de yeri yaratan özden gönüm döndürdüm. Ben olamam eş koşanlardan dedi. Ulusu onunla tartışırlardı. O dedi ki, siz Allah hakkında benimle çene mi çalmak istiyorsunuz? Bana yolun doğrusunu gösterdi. Sizin Allah'a karşı eş tutmuş olduğunuz nesneden ben korkucu değilim. Bir şeyi Allah isterse başka. Tanrımın bilgisi her şeyi kaplar. Öğüt almaz mısınız? Eş tutmuş olduğunuz şeyden nice korkarım. Bu yolda elinizde hiçbir senet yokken siz Allah'a eş koşmaktan korkmaz mısınız? Her iki bölükten Hangisi daha çok güvenmeye yaraşır bilmiş olsaydınız siz. İnan etmiş olup da inanlarını zulüm ile kirletmiş bulunmayanlar güvenilmeye yaraşırlar. İşte bunlar doğru yolu bulanlar. İşte bizim senedimiz. Ulusuna karşı İbrahim'e onu vermişiz. İstediğimiz kimseyi kat kat yücelteriz de. Evet Tanrı'nın bilicidir, bilgedir. İshak ile Yakub'u biz ona bağışladık hepsine doğru yolu gösterdik. Önceden Nuh'a da doğruyu göstermiş idik. Onun neslinden bulunan Davut'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a dahi iyilik etmiş olanları biz böyle ödülleriz. Sekeriya, Yahya, İlyas hep onattılar. İsmail'i, Elyas'ı, Yunus'u, Lut'u dahi doğru yola götürdük. Hepsini de alimlere üstün kıldık. Atalarından, nesillerinden, kardeşlerinden onları seçtik, doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın doğru yolu kullarından dilediği kimseyi o yola iletir. Eğer eş koşmuş olsalardı yaptıkları işler boşa giderdi. İşte bunlar kitap, hikmet, peygamberlik vermiş olduklarımız. Bunlar inanmazlarsa inanan bir ulusla onları değiştiririz. İşte bunlar Allah'ın doğru yola götürdüğü kimseler. Onların yoluna sen de uyasın." diyesin ki, "Ben sizden bu yolda bir şey istemem. Bu ancak alemlere öğüttür. Bir kimseye Allah bir şey indirmedi" demekle onlar Allah'a karşı yaraşan saygıyı hakkıyla göstermediler." diyesin ki, insanlara hem aydınlığa hem de doğru yola bir kılavuz olmak üzere Musa'nın getirdiği kağıtlara yazdığınız kimini göstererek kimini gizlediğiniz, sizin de atalarınızın da bilmediğiniz şeyleri öğrendiğiniz kitabı kimdir indiren. Allah de de bırak oyalansınlar daldıkları nesneden. Önceden geleni gerçekleyici uğurlu bir kitap bu. Mekke ile çevresindekileri kocundurmak içindir. Ahirete inananlar buna da inanırlar. Namazların kılarlar. Allah'a iftiracı bir kimseden ya da bir şey kendisine gelmezken bana vahiy geldi diyenlerden Allah'ın indirdiği şeyin benzerini indirecek demiş olandan daha zalim kim olur ölüm yükü altında zalimleri bir görsen melekler ellerini açarak kendinizi kurtarın Allah'ın hakkında doğrudan başka sözler söylediğinizden onun ayetlerine karşı da büyüklenmiş olduğunuzdan bugün horlayıcı bir azapla cezalanacaksınız dedikleri zaman görseydin. Sizleri önceden yaratırken bulunduğunuz gibi yapayalnız işte bize geldiniz. Verdiğimiz şeyleri arkada bıraktınız. Allah'ın ortakları sanmış olduklarınız, şefaatçileriniz yanınızda görünmüyor. Aranızda olan bağlar kesildi, salmış olduğunuz nesne de size yok oldu. Bitki bitirmek için Allah yarar çekirdeği, taneyi, ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. Niçin yüz dönersiniz? Odur tan açıcı, geceyi dinlenmek için güneş ile ayı da hesap üzere yaratan o, emre olan, bilgi olan Allah'ın ölçümü bu. Karaların, denizlerin karanlıklarında doğru yolu bulmanız için yıldızları yaratan o, bilen bir ulusçun belgeleri belirttik. Odur sizi bir tek candan yaratan, sizin bir durağınız, bir de kabriniz bulunacaktır. Anlayan bir ulusçun belgeleri belirttik. Odur gökyüzünden yağmur indiren. Biz her türlü bitkiyi onunla bitiririz. Onunla her bitkiden yeşillikler çıkarırız. Bileşmiş tanelerle kurma ağacının tomurcuğundan sık salkımları, üzüm bağları, zeytin ağaçları, nar ağaçları dahi yarattık. Bunların benzerleri, benzeşmeyenleri var. Yemiş verdiklerinde bakasın yemişine, olgunlaşmasına. İnanan bir ulus gün. bunda belgeler vardır. Allah'a cinleri, ortak koştular. Onları da yaratan o, bilgileri olmaksızın onun için oğlanlarla kızlar yakıştırdılar. O kutsaldır, o yücedir onların dediklerinden. Gökleri de yeri de türeten odur. Karısı yoktur onun. Nice çocuğu olur. Her şeyi O yarattı. O'dur her şeyi bilen. İşte Allah Tanrınızdır. Ondan özge Tanrı yok. Her şeyi yaratandır. Ona tapasınız siz. O her şeye vekildir. Gözler ona eremez. Oysa erer gözlere. O gökçektir, haberlidir. Size Tanrınızdan belgeler geldi. Kim görürse kendisine, kim görmezse kendi zararınadır. Ben sizin üstünüze bekçi değilim. İşte biz ayetleri böylece açıklarız. Onlar sana okumuşsun diyeler. Biz de bilen bir ulus onu belirtiyoruz. Sana Tanrı'nın katından vahiy olunan şeye uy. Ondan özge Tanrı yok. Eş koşmuş olanlardan yüz çeviresin. Allah dileseydi onlar eş koşmazlardı onların üzerine seni bekçi kılmadık. Sen onlara vekil dahi değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Onlar dahi aşırılık ederler. Bilgisizlikle Allah'a söverler. Biz böylece her ümmetin işlerini bezedik. En sonunda döneyiniz Allah'a. Yaptıkları şeyler onlara haber verilecektir. Eğer bir belge gelirse inan edeceklerine Allah'a çok sağlam ant içtiler. Diyesin ki belgeler ancak Allah'ın katındadır. Sizler ne bilirsiniz? Belgeler gelse dahi inan etmezler. Gözlerin, gönüllerin döndürürüz onların. Nitekim önceden de inanmamış idiler. Azgınlıkları içre şaşırmış bırakırız onları. Biz onlara melekler indirseydik, ölüleri söyletseydik, her bir şeyi önlerine yığsaydık da Tanrı dilemedikçe yine inan etmezler. Pek çokları bilmezler. Böylece her peygambere insanların, cinlerin, şeytanlarını düşman kılmışız. Birbirini aldatmak için yaldızlı sözler fısıldıyorlar. Eğer Tanrı dileseydi bunu yapamazlardı. Şimdi bırak onları iftira etsinler. Ahirete inanmamış bulunanların gönülleri ona aksın. Hoşnut olsunlar yaptıkların yapsınlar. Ben Allah'tan başka aracı mı isterim? Odur size mufassal kitap indiren. Kitaplı bulunanlar Kur'an'ın hak olarak Tanrı'dan inmiş olduğunu bilmektedirler. Sakın sen şüphe besleyenlerden olmayasın. Gerçeklikle, adaletçe Tanrı'nın sözü tamam olmuştur. Tanrı'nın sözlerini kimse değiştiremez. O işitir, o bilir. Yeryüzündekilerin pek çoğuna uyarsan Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak sanılara uyarlar, ancak yalan söylerler. Evet, Tanrının iyi bilir yolunu sapıtanı, doğru yolu tutanı iyi bilir o. Onun ayetlerine inan getirmişseniz, üzerinde Allah'ın adı anılmış olan bir nesneden yiyiniz. Size ne oluyor, kesilirken üzerinde Allah'ın adı anılan şeyden yememektesiniz? Size haram kılınan şey anlatılmıştı. Bunu almış olduğunuz hal başka. Bilmeden birçokları kendi havaları ile sapkınlığa düşüyor. Tanrın çok iyi bilir aşırı gidenleri. Açık gizli günahları bırakın. Günah yapmış olanlar yaptıkları işle ceza göreceklerdir. Kesilirken üzerinde Allah'ın adı anılmayandan yemeyiniz. Bu buyrumdan dış bir iştir sizinle çekişmek için şeytanlar dostlarına öğüt vermektedirler. Onlara baş eğerseniz eş koşmuş olursunuz. Ölü iken diriltirip insanların arasında yürüyebilmek üzere kendine aydınlık verilen bir kimse, karanlıklar arasında kalarak çıkmayan kimse gibi olur mu? Kafir olan kimselere böylece ne yaptıkları işler güzel görünür. Yine böyle her şehirde şehrin büyüklerini günah yapar olanlardan yarattık. Orada aldatırlar. Onlar yalnız kendilerini aldatır da bilmezler. Ne zaman ki onlara bir ayet gelince Allah'ın peygamberlerine gelmiş olan şey gibi bize de gelmedikçe biz inan getirmeyiz demektedirler. Allah peygamberliği kime vereceğin çok iyi bilmektedir. Allah katından onlara hem horluk hem hileleri yüzünden katı azap erişir. Allah bir kimseyi doğru yola götürmek istediğinde İslamlığa karşı gönlünü açar. Saptırmak istediğinin gönlün daraltır, sıkıntıda bırakır, göğe çıkar gibi olur. İnanmayan kimselere Allah böyle azap eder. İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Öğüt alan bir ulus için ayetleri açıkladık. Onlar için Tanrıları katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları iş yüzünden Allah onların dostu. Onların hepsini topladığı gün Allah buyurur ki: "Ey cinler derneği, aldattığınız insanlardan çoğunu." İnsanlar içerisinden cinlerin dostu diyecekler ki: "Ey Tanrımız, bizim bir takımımız, bir takımından faydalanmıştık. Bize bıraktığın ecele eriştik." Tanrı buyurur ki: "Size durak ateştir. Allah'ın dilediği kimseden başkaları orada sonsuz kalırlar. Senin Tanrın bilgedir, bilicidir de. Yaptıkları işler dolayısıyla işte biz de böylece zalimlerden nicesini bir nicesi üstüne saldırtmaktayız. Ey cinler, insanlar toplulukları, benim ayetlerimi size anlatan, bugüne kavuşmaktan sizleri kocunduran, içinizden peygamberler size gelmemiş midir? Derler ki, biz kendi üzerimize tanıklık etmekteyiz. Aldattı onları dünya dirliği, kendi aralarında kafir oldukların tanıkladılar. İşte böyle senin Tanrın, halkı gafilken kasabaları zulümle yok etmemekte. Herkesin işince türlü dereceler var. Yaptıkları bir işten Tanrın habersiz değil. Senin Tanrın rahmet sahibidir yoksulluktan uzaktır nitekim sizi başka bir ulusun neslinden çıkardı o dilese sizi atıp yerinize başkasını getirir size söz verilen şey herhalde gelecektir engel olamazsınız diyesin ki ey ulusun gücünüzün yettiğini yapınız ben de yaparım göreceksiniz ki son yurt kimindir allah zalimlere kurtuluş vermez ekinden yılkıdan allah ne yaratmışsa Allah'a pay ayırırlar kendi sanılarınca bu Allah'ın, bu da putlarımızın payıdır derler. Putlarına ayrılandan Allah'a hiç vermeyip Allah'a ayrılandan putlarına verirler. Ne kötü hüküm ederler. Onları yok eyleyip dinlerini karıştırmak üzere eş koşanlardan çoğuna çocukların öldürmeyi ortakları hoş göstermiştir. Allah isteseydi yapmazlardı. Bırakasın onları iftira ettikleriyle. Sanılarında derler ki iş bu yılkı iş bu ekin haramdır. Dilediğimiz kimseden bir başkası onu yiyemez. Allah'a iftira ile bir takım hayvanlara yük vurmayı yasaklarlar. Bir takım hayvanlar da kesilirken Allah'a iftira ile Allah adını anmazlar. İftira ettikleri şey dolayısıyla ceza göreceklerdir. Dediler ki iş bu davarların karnındakiler erkeklere ayrılmış olup kadınlara haramdır. Ölü doğan bir şeyde onlar ortaktırlar. işte bu sözleri dolayısıyla Allah da onlara ceza verecek. O bilgedir, o bilici. Bilgisizlik, beyinsizlik yüzünden çocukların öldürenler, Allah'a iftira ile Allah'ın verdiği azıklarını haram kılanlar ziyan ettiler. Şüphesiz sapıttılar, doğru yolu tutmadılar. Çardaklı çardaksız bahçeler ile yemişi çeşitli hurmaları, ekinleri, birbirine benzeşen, benzeşmeyen zeytini, narı da yaratan o. Yemişinden yiyiniz, yemiş denince, harman günü hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah sevmez israf eyleyenleri. Yılkılardan dahi kimisini yük için, kimisini yün için yaratan odur. Allah'ın verdiği azıktan yiyin. Şeytanın izine uymayasınız. O sizin için açık düşman. Yılkıda çift sekizdir. İki çift koyundan, iki çifte keçiden derler. Onlara diyesin ki Allah iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi haram kılmıştır? Yoksa dişilerin karnındakini mi? Eğer gerçekseniz bilerek haber verin. Debeden iki çift, sığırdan da iki çift yarattı. Söyle onlara, iki erkeği mi, iki dişiyi mi Allah haram kılmıştır? Yoksa iki dişinin karnındakileri mi? Allah bunu size buyururken tanık mıydınız? Bilgisizlik yüzünden insanları sapıtmak için yalan yere Allah'a iftiracıdan daha zalim kim olur? Allah zalim bir ulusa doğru yolu göstermez. Diyesin ki bana vahiy olunan şeyden yemek isteyenlere ölü hayvanla akan kandan murdar olduğu, buyrun dışı olduğu için domuz etinden, Allah'tan özgesi için kesilmiş olan şeyden başka haram nesne görmüyorum. Sıkıntıda kalıp da azgınlık aşırılık yapmamış bulunanı Tanrım bağışlar hem de yarlıgar. Yahudi ulusuna her tırnaklı hayvanı biz haram kılmış idik. Barsakla sırt yağını ya da kemik yağını helal ederek sığırla koyunun iç yağını haram ettik. Böylelikle onları azmaları yüzünden cezalandırmıştık. Evet biz gerçek söyleriz. Seni yalan tutarlarsa diyesin ki Tanrımız çok geniş rahmet sahibi. Günahlı bir ulustan onun azabı geri döndürülemez. Eş koşmuş olanlar diyecekler ki eğer Allah isteseydi ne atalarımız ne de biz eş koşmuş olurduk. Hiçbir nesneyi de haram kılmazdık. Tadıncaya değin azabımızı, onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Diyesin ki, bildiğiniz varsa bize onu gösterin. Sizler yalnız bir sanıya uyarsınız. Ancak yalan söylersiniz. Diyesin ki tam hüccet Allah'ın katındadır. İsteseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Diyesin ki Allah bunu haram kıldı diye tanıklayacak kimseleri getirin. Eğer tanık olurlarsa sen onlara tanık olma bizim ayetlerimizi yalanlayan kimselerle ahirete inanmış olmayanların havalarına uymayasın. Putlarla Allah'ı onlar denk tutuyorlar. Diyesin ki geliniz Tanrınızın size haram ettiğin okuyayım ben. Hiçbir şeyi Allah'a eşkoşmayınız. Anaya babaya iyilik ediniz. Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmeyin. Onların da sizin de azığınızı veririz. Açık gizli fuhşa yaklaşmayın. Hak yüzünden olmayıp da Allah'ın öldürmeyin dediği bir kimseyi öldürmeyin. Bunu Allah sizlere işte böyle buyurur. Ola ki anlarsınız. Erginlik çağına gelene değin, öksüzün malına çok güzel bir işte bulunmadıkça dokunmayınız. Ölçeği, tartıyı düzgün kullanın. Kimseye gücünün yetmediğini yükletmeyiz. Siz bir söz söyler iken hısımınız olsa da doğrusunu söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getiriniz. Allah bunu sizlere işte böyle buyurur. Olur öğüt alırsınız. İşte budur doğru yolum. Ona uyun. Başka yollara gitmeyesiniz. Allah'ın yolundan sizi ayırır. O size bunları buyurmaktadır. Olur ki sakınasız. Yine biz iyilik eden kimselere nimetimizi tamlamak, her bir şeyi açıkça göstermek, kılavuzluk eylemek, yarlıga olmak üzere Musa'ya kitap verdik. Olur ki inanırlar Tanrı'ya kavuşmaya. Bizim indirdiğimiz iş bu kitap kutludur. Ona uyun. Sakınında olur ki yarlıganasınız. Bizden önce iki ayrı bölüye kitap indirilmişti. Dilimizce olmadığından biz onları okumaktan uzaktık dememeniz için ya da bizim için kitap inseydi biz onlardan daha iyi doğru yola giderdik dememeniz için işte Tanrınızdan size bir hüccet geldi. Doğru yola kılavuzlar hem de yarlıgar. Allah'ın ayetlerin yalanlayıp yüz çeviren kimseden daha zalim kim olur? Bizim ayetlerimizden yüz çevirmiş olanlar böyle yaptıklarından en ağır azapla cezaların vereceğiz. Onlar kendilerine ya meleklerin ya Tanrı'nın ya da ayetlerinin bir takımların gelmesini mi gözlemekteler? Allah'ın ayetlerinden bir nicesi geldiği gün önceden inanmış bulunmuyorsa ya da inanıyla hayır kazanmamışsa kimseye inanı bir fayda vermez. De ki siz gözleyin biz de gözleriz. Dinlerinde yarılığa düşerek bölük bölük olanlar edenlerden değilsin. Onların işleri Allah'a kaldı. Yaptıkları şeylerden sonra haber verilir. Bir iyilik edene on katı verilecek. Bir kötülük edene ancak bir ceza vardır. Onlar zulüm olunmazlar. Diyesin ki beni Tanrım doğru yola iletti. Bu yol eş koşanlardan olmayan, özden İslam olan İbrahim'in doğru dinidir. De ki benim namazım, benim niyazım, dirliğimle ölümüm alemlerin tanrısı olan Allah'adır. Onun ortağı yoktur. Ben bununla buyruldum. Ben ilkiyim müslümanların diyesin ki ben Allah'tan başkaca bir tanrı mı arayayım? O her şeyin tanrısı kim ne kazanırsa kendisinedir. Kimse çekmez başkasının günahın. Sonra döneğiniz Tanrı'yadır. Ayrışmış olduğunuz şeyi size bildirecektir. O sizleri yeryüzünün ardaları kılmıştır. Verdiğiyle sizi sınamak için sizin bir nicenizi nicenizden kat kat üstün etmiştir. Senin Tanrın çabuk verir azabı. O hem bağışlar hem de yarlıgar. Sadakallahül alayım.